İnşallah Ramazan'ın 13. gecesindeyiz. Bugün konuğumuz Umre arkadaşım, Rüzgar Gayrimenkul yöneticisi, sahibi, ortağı Feridun Pür kardeşim. Yine Oğuzkan Yıldırım beyefendi ile bu Ramazan, Kazım Yıldırım ile Ramazan gecesini hep beraber yaşayacağız, hep beraber paylaşacağız. Birbirinden güzel ilahileri Feridun kardeşimizin o güzel elleriyle inşallah böyle cümbüşün tadına varılacak. Ben de söyleyeceğim. İnşallah hem konuşacağız hem muhabbet edeceğiz. Sevgili dostlar, kelamların en güzeliyle başlayalım. Bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet sevgili dostlar, Allah nasip etti, programımız başladı. Başladığı günden bu yana, işte dün de yine güzel bir program yaşadık. Bugün de Feridun kardeşimizle misafir edildik. Evet Feridun'cum nasılsın, iyisin? Çok şükür hocam, siz nasılsınız? Feridun'la biz beraber 4 defa umreye gittik, biliyor musunuz? Evet, oradaki en büyük yardımcılarımızdan bir tanesiydi bizim. Allah razı olsun. Evet Bekir Başar abimiz, Faruk Aral, Meral Satin ablamız bizi izliyorlar. Şu anda bizleri izleyen kardeşlerimizin hepsine hem Instagram üzerinden hem Dört Yol Manşet gazetesi üzerinden izleyen kardeşlerimize selamlarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet Feridun'cum, Ramazan nasıl geçiyor? Vallahi çok güzel hocam. Güzel değil mi? Evet, güzel geçiyor. Evet. 11 ayın sultanı, başı rahmet, ortası evet. Şu anda tam ortasında, mağfiret ayı şu anda zamanı. Ve sonunda cehennem azabından kurtuluş inşallah. İnşallah hocam. Bir büyük bir insanın söylediği söz vardı. Demişti ki o, bir ömrü Ramazan gibi yaşayan ölümü de bayram gibi kutlar. Evet. Değil mi? Doğru. Evet. Sevgili dostlar, bizim Feridun'la tanışmamıza vesile olan bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Kendisi Mahmut abimiz. O klarnet çalar değil mi? Klarnet çalar. Klarnetin üstadıydı adam.
Allah rahmet eylesin. Ben umredeyken rahmetli oldu. Feridun tabi gözyaşlarıyla bana dedi ki, haber verdi. Tabi çok üzüldük. Mekke'de ona tavaf anında, ondan sonra okuduğumuz hatimlerde hep yer verdik. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Yine Feridun'un bulunduğu mahallede 35-40 var, 50'ye yakın oldu değil mi? 50'ye yakın umre arkadaşımız var değerli dostlar. Şimdi gerçekten umre münasebetiyle çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel mekanları gördük. Yani hani böyle duaların kabul olduğu zaman var ya, belki biz dua mı ettik, oya dua mı aldık, ne olduysa gerçekten Allah bize 31 defa nasip etti. 4 defa kardeşime nasip etti. 2 defa Oğuz Bey'e nasip etti. Oğuz Kağan Bey'e nasip etti Rabbim. Nice niceler inşallah nasip etsin. Tabi şu korona günlerinden geçiyoruz. Feridun'un da bu arada bir söz alalım. Kadir gecesinde Feridun yine inşallah beraber olalım. İnşallah olacağız tabi hocam. Evet. Kadir gecesi beraber. Şimdi bizi izleyen Mehmet Beyaz hocamız var. Şu anda Kocaeli'de. Uğur Arga, ondan sonra Emircan Pür kardeşimiz. Bugün bunlara hep söylüyorlar. Mehmet Beyaz hocam selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Mehmet Beyaz hocamızla inşallah canlı yayın yapacağız. Hem Instagram'dan hem Facebook'tan çalışmalarını yapıyoruz ama inşallah böyle Feridun kardeşimizden sözünü aldık değil mi Feridun? Evet evet. İnşallah. O gece Allah izin verirse yani böyle çok muhteşem bir program olacak. Ama şunun da müjdesini vereyim sizlere değerli dostlar. Mehmet Beyaz hocamızın bir Hira Dağı ile ilgili böyle mükemmel bir ses anlatımı var. Onu da size paylaşacağız. Dört Yol Manşet'ten de Mehmet Beyazıt'ın fan sayfasından da paylaşacağız. Avcı kekliği var şimdi. İmzalı gelecek. Evet, ben alacağım. Arkadaşlarıma da alacağım. Arkadaşlarıma da verdik siparişini. İnşallah hocamızın o güzel eserini hep beraber nasip alırsa okuyacağız. Evet, Medine'den bahsedelim mi biraz? Evet hocam. Medine. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim kabrimde beni ziyaret eden aynı beni ziyaret etmiş gibidir, biliyor musunuz? Evet. Biz Feridun kardeşimizle beraber o yeşil halıda namaz kıldık. Yeşil halıda ne var? Yeşil halının ne özelliği var? Diyor ki sevgili Peygamberimiz, kim benim mescidimde iki rekat namaz kılsa, dese ki ben cennet bahçesinde namaz kıldım, yalan söylememiştir diyor. İşte oranın adı cennet bahçesi, Peygamberimizin mescidi olduğu yer. Ve orada yeşil bir halı var. Ve orada iki rekat namaz kıldın, cennette namaz kıldın. Başka bir Uhud dağı var. Ters hilal şeklinde. Uhud dağı öyle dağ ki, Peygamberimiz diyor ki, Uhud bizi, biz Uhud'u severiz diyor. Uhud'u anlatacağım size inşallah bir gün. Ama yani zaten bir anlatmaya 10-12 dakika zaman geçiyor. Orada zaten hızlı. Tabi bulunduğun yerde güzel. Hüseyin, Rezan, Bilal Kıymacı selam eder. Oo çok güzel. Biz de Oğuz Bey'e çok teşekkür ederiz. Yine hayırlı yayınlar hocam. Umre arkadaşımıza selamlar. Meral ablamız çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Medine'nin bir özelliği var dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru hareket ediyor dostlarıyla beraber. Medine'ye yaklaşıyor. Gelecek bekleniyor ya. Herkes damlara çıkmış. Hurma ağaçlarına çıkmış. En yüksek hurma ağacına da birisi çıkıyor. Bir Yahudi delikanlısı. Ve o ufukta görülüyor böyle. Peygamberimizin sünnetini görüyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? İşte diyor Peygamberimiz geliyor diyor. Ve oradan heyecanlanıyor. O anda o hurma ağacından düşüyor yere. Düştükten sonra da oracıkta ruhunu teslim ediyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neylerle karşılaşıyor? Neyle karşılaşıyor? Ney 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 ney. Yürürüm yâne yâne aşk.
Kardeşim Erkan hocamıza da selamlar. Zekeriya, Emin Başar. Nereden biliyor musunuz? Karaman'dan. Oo ne kadar güzel. Alpay Gören kardeşim Kuzuculu, Filiz Taşkan'a. Oo İstanbul'dan. Umre arkadaşlarımız. Mehmet Beyaz. Seninle birlikte kızın Elif Katre 3 yaşındayken cennet bahçesinde birlikte namaz kılmıştık. Nasip olmuştu. Rabbime şükürler olsun. Evet Allah razı olsun. Mehmet Beyaz hocamızın nikahının orada tazeledik. Şahit oldum ya. Allah razı olsun. Ondan sonra Mehmet Beyaz hocamla beraber biz umreye gideceğiz. Allah olmadı. Yani zamanı tabii şimdi adamın izni var. E peki ne yapalım ne yapalım? Biz gittik. Onlar da arkamızdan gelecekler. Sevgili dostlar inanır mısınız? Yukarıdan aşağı iniyorum. Arkadaşlarıma yemekhanede merhaba dedim. Aşağı adım adım atıyorum. Diyorum ki ulan Mehmet Beyaz hocam hangi otele gelmiştir? Aşağıda arayayım falan. Aşağı sallara sallara inerken bir baktım. Vay hocam. Hocam aşağıda. Vay dedik vallahi bir sarıldık Mehmet Beyaz hocamla. Ondan sonra tabii bizi kıskandılar. Öteki tur hocaları hemen hoca getiriyorlar falan. Ya bu benim kardeşim diyor. Ya arkadaş diyorum. Bu benim arkadaşım diyorum. Bu bir arkadaşım benim. Sıkıntı yok diyorum. Yani hani böyle bir kıskançlık olur ya. Neyse. Mehmet Beyaz hocamla beraber Elif Katri ile beraber biz de Yeşilada'ya gittik. İki rekat orada namaz kıldık. Vay hocam Allah razı olsun. Kayseri'den selamlar. Ertan Akan kardeşim hayırlı Ramazanlar. Dilinize sağlık. Vay çok teşekkür ederim. Feridun kardeş de tavaf ederken Elif Katri'yi omzuna taşımıştı. Evet. Allah doğru, Allah. Doğru, evet bak hocam. Görüyor musun? Ben diyecektim size de. Demek ki yani. Ya ben şimdi programın heyecanıyla bu... Evet Duran Leyla Zobu hocam dilinize sağlık Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Kemal İşler İstanbul Allah razı olsun Kemal Baba çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar şimdi sizden bir ricam var beni izliyor şu anda izleyenler var. Dört Yol Manşet TV YouTube kanalım açıldı. Sizden ricam girin abone olun oradaki videoları izleyin beğenin ondan sonra Dört Yol Manşet TV'yi biraz daha kaldırılmaya. İnşallah nasip olursa bundan sonra yayınlamış olduğumuz videoları, tanıtımları birçok yerler gezdi. Kazım'la geziyor, Kazım Yıldırım'la geziyorum diyorum. Geziyorum gerçekten yani. Taif'e gittim, Bedir'e gittim, Cidde'ye gittim, Havva Anamızı ziyaret ettim, Adlas'ı Mescidini ziyaret ettim. Buradan Kırıkkale'ye giderken Haydar Dede var oraya gittim ziyaret ettim. Hasan Dede'ye gittim ziyaret ettim. Tapduk Emre'ye gittim ziyaret ettim. Yunus Emre'yi ziyaret ettim. Ondan sonra Aksaray'da kim vardı? Somuncu Baba'ya gittim ziyaret ettim. Yani Hatay'a gittim. Hatta gitmeyi bırakın. İki otobüs arkadaşımla gittim biliyor musunuz? Nereye gittim? Oo Hatay'ın sahibine. Mehmet Beyaz Hocam anlatmıştı geçen. Aman Allah'ım. Siz Mehmet Hocam'dan bir dinleyin bunu. Oo harika. Kim var? Beyazlı Bestami. Hemen Hatay'ın merkezinde Habibi Necar. Evet.
Hemen o safıları geçince Şenköy'de de Şeyh Ahmet el-Kuseyri var. Ya gerçekten bir derya insanlar. Yani geçen mesela Belen'den bahsetti. Belen'de çaylarımız da geldi. Mehmet hocamızın çayları gibi böyle dumanı. Onunki başka, onun içişi de güzel. Evet. Şimdi sevgili dostlar, Aliye Aydoğdu, Antakya, maşallah. Fatih Şeker kardeşim, teşekkür ederim, Allah razı olsun başkanım. Evet, şimdi neyi okuyalım? Gönlüm hakkı arzular. Onu bir sonraki, onu finalde okuyalım. Evet, Aydoğdu üzerimize okuyalım. Medine'de o yarım kaldı, gel gör beni girince daha oldu. Evet. Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım Bey'le de inşallah görüştük. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse o da Kazım Yıldırım ile Ramazan Geceleri programımızın bir akşam misafiri olacak. Onunla da konuşacağız inşallah. Değerlendirmeler yapacağız. Başkanımıza da buradan selamlarımızı sunuyoruz. Yarın akşam yine çok güzel bir konuğumuz var. İnşallah onu daha sonra söyleyeceğim. Evet Feridun kardeşim, Allah razı olsun. Böyle seninle biz bir Ahmet Köse abinin düğününü yaptık değil mi? Evet hocam. Güzel bir çalıştık. Üç kere çalıştık böyle. Evet. Ondan sonra dört yolda bir müzemiz var. Hangi müze? İlk Kurşun Müzesi. Sevgili dostlar, şu anda bizi dört yolun dışından takip eden kardeşlerimize şunu söylemek istiyoruz. Milli mücadelede atılan ilk kurşun İzmir'de Hasan Tahsin tarafından değil, biliyor musunuz? Hasan Tahsin İzmir'in ilk kurtuluşunun fitilini ateşledi. İşte Hatay'ın dört yol ilçesinde Karakese'de milli mücadelede ilk kurşun atıldı. O münasebetle biz bugün Mehmet, o ilk kurşunu sıkan Mehmet Çavuş'un kızı
rahmetli oldu. O hacı annemize, o teyzemize Allah'tan rahmet diliyoruz. O münasebetiyle bütün bu vatanın kurtulmasına emeği geçen, şehadet şerbetini içen tüm kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. Bizlere çok güzel bir vatan bıraktılar. Biz de inşallah ona sahip çıkmaya çalışacağız. İnşallah görevimiz bu. Sevgili dostlar, görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. İster çöpçü olsun, ister öğretmen olsun, ister müzisyen olsun, ister işçi olsun, ister çöpçü olsun. Diyor ki Mehmet Beyaz Hocam, bunu geçen söyledi, çok hoşuma gitti. Ondan böyle hafif alıyorum böyle. Diyor ki bir bıçak düşünün. Bu bıçak annemizin elinde soframıza gelen aşımıza vesile. Doktorun elinde hayat kurtarmaya vesile. Kasabın elinde rızkına vesile. Katilin tasavvur ettiği cinayeti işlemesine vesiledir. Kullanılan malzeme farklı farklı şekillerde olsa netice itibariyle bıçaktır. Kullanan kişinin kafa ve gönül yapısına göre değişir. Evet. Thomas Edison'u bilir misiniz? Thomas Edison da böyle bir adam. Kardeşlerimiz yazıyorlar. Ben onların hepsine söyleyeceğim, cevap da vereceğim. Thomas Edison'un annesine bir mektup gönderiyor öğretmeni. Diyor ki evladım bunu açma, annene ver. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Getiriyor. Ondan sonra tabii anne gözyaşları içerisinde. Anne diyor, öğretmenim ne yazmış diyor. Oğlum diyor, senin oğlun çok üstün kabiliyette, yetenekli birisi. O münasebetle çocuğunuzu artık siz kendiniz eğitin şeklinde bir böyle söz söyleyince. Tabii aradan yıllar geçiyor. Adam dahi müthiş buluşları var. Ampulü buldu falan. Ondan sonra değerli dostlar, bir gün kitapları karıştırırken aman Allah'ım, bir kağıt, bir mektup. Öğretmenin annesine gönderdi mektup. Mektupta ne diyor biliyor musunuz? Oğlunuz gerizekalı, oğlunuz aptal, oğlunuz çok yaramaz, bizim sınıfımızın düzenini bozuyor, lütfen çocuğunuzu göndermeyin o kadar. Ama bakın bir anne. Anne ne yaptı? Anne oğluna öyle bir gaz verdi, öyle bir onu motive etti ve ondan sonra insanlığa faydalı işler yaptı. Evet, şu anda neyi umuyoruz? Şu Covid-19 belası var başımızda. Arkadaşlar dua ederken hiç fark ediyor musunuz? Ya Rabbi bütün insanlığın başından defeyle bunu. Çünkü niye? Bizim değil ki. Bir Müslüman alemin, Türk milletinin değil yani bu bela. Bu bütün dünyada bir bela. Ve şimdi yenilerde bir arı çıkmış. 5 santimlik bir arıdan bahsediyorlar. Eşek arısı. Soktuğu zaman götürüyor. Evet. Bugün paylaşmıştım 4 Yol Manşet'te. Evet, 4 Yol Manşet gazetesinde inşallah beğenmeye devam ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Tam Talal Bedru yazacaktım ki biz söylemişiz. Zekeriya Emin Başar, Umre arkadaşımız, ona da selamlar. Yusuf Özden, vay Yusuf abla çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Hocam Uhud'da Peygamber Efendimiz'i koruyan kayayı, oradaki atmosferi, kokuyu anlatır mısınız? Ya çok güzel de dün anlattım onu. Ya Kemal'im, Çınar Üzüm, Yakup Eren çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar hocam. Ağzınıza sağlık, huzur getirsin. İnşallah ailenize, yavrularımıza hep beraber inşallah. Hayırlı akşamlar. Selahattin Çankal. Vay çok güzel İstanbul. Bugün çok güzel umre arkadaşlarımız ha. Evet. Selahattin kardeşimize hocam iyi akşamlar. Dervişle beraber izliyoruz. Size Ferun Bey'e selamlar demiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de İstanbul'da selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Kamil Soylu çiçek göndermiş bize. Çok teşekkür ederiz. Karakse'ye selamlar. Milli Mücadele'nin ilk kurşun atıldığı yer. Ahmet Mustafa Küçük, çok teşekkür ederiz Ahmet abi. Batlan Rüyus Kafe. Oo. Hocam, Batlan Rüyus Kafe'yi biliyor musunuz? Bahadır Yarbaşı. Evet hocam, hocamın gittim orada da çekimlerini yaptım. Hocam babaannesini benimle beraber umreye gönderdi. Ondan dolayı hocama böyle biraz daha böyle yakınlığımız var. Feride Ünsal Bolat, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, dostun hayırlısı sen Allah'ı andıkça yardım eden, unuttukça hatırlatandır diyor. Evet. Ne diyor? Sevdim seni mabuduma. Sen olmasaydın, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım.
Kardeşim çok teşekkür ederiz. Bizleri izliyorlar. Mustafa, Sefa, An kardeşim hayırlı akşamlar. Kerem Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Mustafa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Erdinç Akan ve annesi Mürvet teyzem. Oo, onlar da beni izliyor. Mürvet teyze ellerinden öperim. Bol kepçe lokantası var biliyor musunuz? Umre'ye gittim bir gün. Anlatayım onu da. Konuşurken biriyle konuşuyoruz böyle. Yani adam tanımıyorum böyle. Biri geldi işte otururken falan. Nereden geldin hacım? Valla ben dört yoldan geldim dedim. İşte benim ekibim var. Umre tur rehberim falan derken öyle mi öyle? Ya ben dört yola geldim dedi. Bol kepçe lokantası yemek yedim dedi. Bak. Allah Allah. Öyle mi öyle? Yardım bunlar dedim benim eniştem. Eniştemin kardeşi babası. Öyle mi öyle? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İnsan insana nerede kavuşuyor? Yani Allah razı olsun. Evet Allah razı olsun çok güzel. Mürvet Akan teyze bir ilah istiyor diyor. Oo tamam. Evet bundan sonra sevdim seni de senin için söyleyeceğiz Mürvet teyze. Evet son 15 dakikamız değerli dostlar. Şimdi tabi Mekke'de Medine'de çok güzel anılarımız oluyor böyle. Yaşadığımız güzel hadiseler oluyor. O güzel hadiselerde de güzel insanlarla böyle zamanlar yaşıyoruz. Hepsi bizim için ayrı bir olay. Umre'ye gittik gece. Allah'ım ya Rabbim ama yorgunluktan gırlık işte uyku lazım gece ya. Biz de Umre'den geldik ama hiç dayanacak halim kalmamış. Dedim ki evet Sami Aslan abim. Sami abi geç kaldın. Bak Allah razı olsun. Oo, Uhud dağı dedin mi? Cennet dağı. Uhud dedin mi? Harun aleyhisselam. Uhud dedin mi? Musa bin Umeyr. Uhud dedin mi? Hazreti Hamza gelir aklıma. İnşallah Uhud'u da anlatacağım. Uhud'u da çok güzel anlatacağım. İnşallah hep beraber. Mertcan Soylu Kivrem. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Umre'den geldik. Yorgunuz. Argınız böyle. Arkadaşlar dedim. Herkesin öğle namazını odasına kılsın. İkindi namazına kılsın. Yemeği yiyelim. Akşam namazına Kabe'ye yatsıyla beraber kılmaya gidelim. Öyle mi öyle. Tabi sabah ayrıldık. Namazı kıldıktan sonra odamıza çekildik. Ben tek başıma kalıyorum odada. Öğlen oldu. Ses yok falan. İkindine doğru benim kapı, ben namazı kıldım, geri yattım. Kapı açıldı. Tamam dediler. Ayağı sallanıyor dediler. Benim umreciler sesi geldi. Tamam dedim ben neyse. Allah'a hayırdır inşallah. Neyse akşam oldu. Aşağı indim akşam namazından önce. Kabe'ye gideceğiz hep beraber. İşte akşam namazını kılacağız, geleceğiz. Ya dedi hocam dedi çok endişelendik arkadaş seni göremeyince. Ya dedim ki arkadaş zaten akşam buluşacaktık. Vallahi endişelendik geldik aşağıdan dedi. Görevliyi çağırdık kapıyı açtırdık. Kapıyı açtırdık. Baktım dedi ayakların sallanıyor abi nefes alıyor. Böyle güzel bir hadise. İşte bu insanlar benim umre arkadaşlarım sevgili dostlar. Onlarla beraber gidiyoruz. Beraber yiyoruz. Beraber içiyoruz. Beraber geziyoruz, beraber umre yapıyoruz, beraber tavafa gidiyoruz, beraber Cidde'ye, Taif'e, ondan sonra Bedir'e gidiyoruz. Ya evet, şimdi Elif Malcı, hayırlı akşamlar, Bursa'dan selamlar. Biz de Bursa'ya selam ediyoruz. Gülşah'ın ve Burak Emin'in de selamlar var. Karaman'a selam ediyoruz. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, bir mevzu daha var. Balıkesir'den bir umrecim var. Umrecim diyorum, umre arkadaşım diyorum. Benle gitmeseler bile, benle orada mı? Onlar benim umre arkadaşım biliyor musunuz? Hangi şirketle gelsin, diyanete gelsin fark etmez. Onları ben çok seviyorum. Bir gün Kabe'de sabah namazını kıldık, tavaf yaptık. Beraber otele doğru gidiyoruz, grupla beraber. Giderken Allah'ım ya Rabbim bir tane deze, bir tane de böyle kızı yaşlarında biri... Hani derler ya deli tavuk gibi geziyorlar. Bir o otobüse, bir o otobüse, bir otobüse. Tabii ben bunu... Deze! Ne yapıyorsun dedim.
Leyze dedi ki, vallahi oğlum dedi, benim kafam döndü dedi. Hadi gel dedim, seni bizim otele götüreyim. Ya ne yapacağım ben sizin? Ya gel dedim ya, bunlar benim annelerim dedim ya. Bak bunlar annelerim, bunlar benim kardeşlerim dedim. Hadi gel beraber dedim, bir kahvaltı yapalım dedim şöyle. Hadi gidelim dedi. Neyse gittik. Baktım burada yazıyor, daha önce tanıdığım böyle arkadaşlarım bunlar. Neyse dedim, ararım bulurum ben onları, sen merak etme dedim. Gittik bizim otelimize, kahvaltı yaptık. Lezze böyle ama kafası dönüyor böyle. Oğlum dedi, sen benim oğlumsun dedi. Var mı dedi bir sigara dedi ya. Kafam dönüyor dedi ya. Recep abi dedim, şuradan dedim iki tel sigara verle. Olur mu dedi ya. Bir paket verdi. Vallahi bizim Lezze'nin çiçeğe 5 yer oldu. Dedi şimdi dedi, beni gönder. Kahvaltımızı yaptık dedi. Çayımızı içtik, yemeğimizi, karnımızı doyurduk. Hadi beni gönder dedi. Hadi gidelim aşağı dedim. Bizim arkadaşlar dedim, arkadaşlar siz istirahate çekilin. Ondan sonra tabii biz de aşağı indik. Telefon ettim. Çankırı temsilcilerine ulaştım. Ondan sonra beni aradılar. Dediler ki Makam Plaza'da, bizim kaldığımız otel Akyar grubu. Makam Plaza'ya dedim, hadi binek otobüse. Bindik otobüse. 3 kişi. Vallahi gittik. Teyzem indi. Teyzem benim telefonumu aldı. Telefonumu aldı. Umremiz bitti. Bakın inanır mısınız güzelliğe? Balıkesir'den bu teyze beni aradı. Ne dedi biliyor musun? İlk söz. Oğlum nasılsın dedi. Ya. Hanifi Yıldırım hocam var. Ben hem öksüzüm hem yetimim. Benim ne anam var ne babam var. Ama geçen ameliyat oldum biliyor musunuz? Hanifi hocamın hanım aradı. İlk açtığı sözü ne dedi biliyor musun? Kuzum dedi. Ulan ciğerim yandı. Yani demek ki ya çok farklı bir şey bu ya. Mürvet teyze ellerinden öperim. Allah razı olsun. Sen de bizim anamısın. Anamın en yakın dostlarısın sizler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet şöyle bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Ha o Balıkesirli teyze geçen bir şöyle umre arkadaşlarım gezdim. İşte Aşır Baban'la uğradım. Kırıkkale'ye uğradım. Karabük'e uğradım. Safranbolu'ya uğradım. 40 senelik anamın babamın dostuyla görüştüm ya. 40 sene. Ya beni bağırlarına bastılar. Anlatamam bunu ya. Bu ancak bu kelimeler kifayetsiz kalır. Oradan Kocaeli'ye, Bolu'ya, bizim Akyer grubunun otelin yemekhanesi Mehmet abi Bolu'da kahvaltı yapmışız zaten. Bolu'dan geçen abi dedim, burada mısın? Neredeyim dedi ya, ben Bolu'dayım. Ben de Bolu'dayım dedim. Seni ışıklarla bekliyorum. Işıklarla aldı. Bizi götürdü. Bolaş lokantası. Aynı Bol Kepçe lokantası gibi. Ya abi bizim karnımız tok. Yok olmaz. Burada bir kadayıf var. Ne? Ekmek kadayıf. Aman Allah'ım ya Rabbim. Zaten ben de hiç böyle tatlıları pek sevmem ya. Ondan sonra sevgili dostlar oradan Kocaeli'ye Mehmet Beyaz hocam yine gideceğiz. Ya Rabbim orada oranın Seher teyze vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı için anlatırım bunları da size. Ya bunların hepsi ayrı bir alem. Ayrı bir güzel. Ondan sonra Uğur kardeşim gir var. Ayşe teyzem var. Ya ondan sonra orada Mehmet Beyaz hocam yine vardık ama karnımız tok. Adam bizi bekliyor. Yemek yapmış. He. Vardık ama oraya. Vallahi hocam şöyle gözlerini ayırdı. Ne? Yemek mi yediniz? Ya yemek yemedim diyebilir mi? Yani. Vallahi biz yemeği yedik ama. Neyse ama şöyle yapıyor ama Mehmet Beyaz hocam dönüyor bakıyor. Ondan sonra Allah seviyoruz seni hocam ya. Ondan sonra Bursa'ya geldim. Bakın Facebook'tan yayınlıyorum resimleri. Balıkesir'deki teyze Bursa İnegöl'den sonra koptu. Ne yapmış biliyor musun? Kendi beklemiş. İnegöl'den bana geçer diye. Ya tabii Mehmet Beyaz hocamla görüştük. Ceyhan'da toplantım var umre arkadaşlarımla. 27. umredeki arkadaşlarımla. Söz verdiğim için ta oradan bastım buraya geldim biliyor musunuz? Niye? Söz verdiğim için. Ondan sonra Nasrettin Hoca'ya gittik. Aman Allah'ım. Ya Nasrettin Hoca'yı Mehmet Beyaz hocam anlatsın dinleyin ya. Mükemmel ya. Allah razı olsun. Nasrettin Hoca deyip geçmeyin. Sen dedi gitmemekle beraber hata et. Bak oraya gittim onu hatırladım şimdi. Nasrettin Hoca'ya gittim. Ondan sonra arkadaşlar 45 sene olmuş ben Konya'ya gitmedim biliyor musunuz? Hani de gez dünyayı gör Konya'yı diyor ya. Vallahi biz göremedik ya. Neyse Konya'yı da gördük. Şems-i Tebrizi'ye gittim ilk önce ziyaretim. Aşıklar Sultanı adam. Allah'ım ya Rabbim ya müthiş ya. Tutuyor Mevlana'nın
atının yelesinden, onu da anlatırım size. Her gün akşam Allah izin verir size bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra Mevlana'ya vardık oraya. Aman Allah, dünya gelmiş, dünya. Dünya orada yani. Çinliler, Japonlar, İngilizler, Almanlar. Ne diyor? Ne olursan ol gel diyor. Aman Allah. Başını örtmüş içeride. Ondan sonra ziyaretimizi yaptık. Bastık arabayla geldik Ceyhan'a. Sevgili dostlar, ne olursan ol gel dedi ya, biz de geldik. Son 5 dakikamız. Evet, 37 geçiyor. Şöyle biraz daha bakalım. Kadir amca, hadi bunlar yatıyor. Sen niye yatıyorsun? İhtiyarda kendimize benzetmiştik demiş. Vallahi bir Kadir amcamız vardı 90. Onu da anlatsam gülersin. Onu da anlatayım ya. Şimdi Kadir amcamızın yaşı 84. Oğlu aradı beni. Dedi ki babam umreye gitmek istiyor dedi. Tamam dedim. Abim benim işte şu zaman beni ara dedim. O zaman aradı. Aradıktan sonra buluştuk biz amcayla. Olan 84 yaşında bir adam. Allah razı olsun. Ama Nur Dağı'na ilk çıkan o, biliyor musunuz? Öyle dinç. Allah'ın nazarlardan esirgesin. Seviyoruz biz Kadir babayı. Kabe'nin oradayız. Oturduk konuşuyoruz ikimiz. Hocam dedi. Ama var ya arkadaşlar. Hani geçen size birini anlatmıştım ya. Aynı onun gibi. Hocam dedi, benim babam 95 yaşına kadar yaşamış. Ben de inşallah yaşarım öyle dedi falan. Ondan sonra. Ama o kadar samimi konuşuyor ki böyle. Kadir amca beni çok sever. Yani Allah razı olsun. Ondan sonra. Dedi ki inşallah dedi falan. Dedik ya senin baban ne zaman? Sen kaç yaşında soracağım dedi. Dedim ki ben dedim 42 yaşındayım dedim. Baban ne zaman rahmetli oldu? 54-55 yaşında dedi. Ya boş ver ya dedi. Ya boş ver dedi. Kıyas yapacaktı herhalde. Ondan dolayı Allah senin bir gülüşük böyle beraber bir sarıldım ona. Sevgili dostlar işte mevzu bu, biliyor musunuz? O hali, o böyle güzelliği yaşayıp Kabe'de, Mekke'de, Medine'de beraber olmak. Ondan sonra Mürvet teyze hastaneden gelmiş, seni dinleyip moral buluyorum diyor. Allah'ım ya Rabbim, ya Allah'ım şifanı versin senin Mürvet teyze. Vallahi var ya gerçekten Allah Mehmet amcaya rahmet eylesin, Erol eniştemize rahmet eylesin, sana hayırlı ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Bu Mürvet teyzemizin şimdi bu hastanenin karşısında bir tane torunu var. Dedim ona, vallahi gurur duy dedim. Giriyor insanları tedavi ediyor. Fizyoterapist kız. Genç. Dinamik. Böyle organizatör. Maşallah, Allah nazarlarına esirgesin. Benim selamımı söyleyin. Benim selamımı söylesin. Biraz daha iyi böyle. Zaten bakar da. Kazım abisinin de onun yanında değeri farklı. Ondan dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Saatimiz 20.40. Sevdim Seni'yi söyleyeceğiz bu sefer. Sevdim Seni ile beraber bir...
Evet, Allah razı olsun sevgili dostlar. Erdinç Akan abim şu anda yanımda Ecem. Oo, Ecem abla seni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bu arada hizmete de başladı Ecem. Fizyo, med hizmete başladı. O hijyen kurallarına uyarak zaten yazmış notlarına da ben okuyorum, takip ediyorum senin. Başarılar diliyorum. İlknur Aslan Taş Osmaniye'den. İlknur ablam 14 müydü? 10. mu? 10. 10. umreden arkadaşım. Ailesine, Aslan Taş ailesine selam ediyoruz. Seni izliyoruz demiş Erdinç abim. Allah razı olsun. Dilinize yüreğinize sağlık. Mehmet Beyaz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah hep beraber. Feridun kardeşime selamlar. Erdinç abim, Erdinç Akan Bey, Allah razı olsun. Ersan Uzun hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Kabe'de buluşalım inşallah. Babamın, annemin selam var. Oo, umre arkadaşlarıma çok selam ederim inşallah. Gülsem Özen, ağzınıza yüreğinize sağlık. Umre arkadaşımız Feridun kardeşime de baki selamlar demiş Mehmet Beyaz hocam. Evet, Allah razı olsun. Şimdi bir dua yapalım ve inşallah programımıza nokta koyalım. Değerli dostlar, 21.45 birkaç dakikada sizden böyle istirham ediyorum. Amin. Ya Rabbim ya Resulü ya Azel Celal-i Velikram, mülkün sahibi sensin ey güzel Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Şu Ramazan hürmetini bizlere bağışla, bizlere affeyle. Şu insanlığın başında bulunan hastalık belasının, koronanın da ya Rabbim etkisinin geçmesini, insanlığın başından def olmasını nasip eyle ya Rabbim. İnsanımıza güzellikler ihsan eyle, içi kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle, devlet yöneticilerimize hayırlı hizmetler nasip eyle, aldıkları kararları en güzel şekilde uygulamayı nasip eyle. Ya Rabbim ya Resulü ya Zel Celal-i Velikram, mülkün sahibi sensin ey güzel Allah'ım. Sevgili Peygamber Efendimizin mescidini ya Rabbim Beytullah'ı boş bıraktırma. Ya Rabbim ümmeti Muhammed'i bu aşktan, bu muhabbetten geri koydurma ya Rabbim. İnsanlığa eski günlerimize tekrar dönmek istiyoruz ya Rabbim. En güzel şekilde bu günlerden ders alabilmeyi ya Rabbim nasip ve müyesser ile. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan şu Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eyle. İftarımızı hayırlı eyle, sahurumuzu hayırlı ve mübarek eyle. Günümüzü en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Kur'an ayı olan ümmetimin ayı dediği ya Rabbim ayı Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip ve müyesser eyle. Sofralarımıza bereket ihsan eyle. Ailelerimize ağız tatlılığı nasip eyle. Başta Mürvet teyzemiz olmak üzere bütün hastalarımıza şifalar, borçlarımızı helaline edalar lütfeyle ya Rabbim. İş bulamayan kardeşlerimize hayırlı işler, bekar kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin, Ramazanımızın makbulü, oruçlarımızın makbulü, sevgili peygamberimizin şefaati, hasreten Allah rızası için. El Fatiha. Evet, Ahmet Faruk Köse, hayırlı Ramazanlar Ahmet abi, sizleri öpüyorum demiş. Evet, bir önce senden bahsettik Ahmet abi, programı baştan izle. Allah razı olsun, biz de selam ediyoruz sana. Rufi Topal kardeşim Osmaniye'den. Bu arada kalpler gönderiliyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnşallah yarın akşam Çevikhan güvenlik sahibi Hacı Osman Çevik Bey, umre arkadaşım inşallah, o da misafirimiz olacak. Allah izin verirse yarın akşam saat 21'de yiz yine buradayız. Allah izin verirse çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, geceniz ve gecemiz mübarek olsun. Hayırlı sahurlar diliyoruz sevgili dostlar. Saat 23'te 4 Yol Manşet Gazetesi neyi yayınlayacağız? Mehmet Beyazıt'ın Hasbihal'i yayınlayacağız canlı olarak. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.